Örgü Aşkım YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere bu güzel renkteki iplerimi kullanarak yine çok güzel bir model anlatımı yapmaya çalışacağım. Modelimiz tığ işi. Hemen tığımı göstereyim. 4 numara ve 1.60 milimlik bir tığım var. İplerimde kar topu bebe yünü. Ekranda görünüyor markası. Evet bu şekilde arkadaşlar hemen başlayacağım. Öncesinde kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup yanındaki zili aktif ederseniz bundan sonra paylaşacağım videolardan anında haberdar olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsiz. Ayrıca videolarımı beğenerek bana destek olursanız da çok sevinirim. Şimdi modelimizin anlatımına geçelim. Evet arkadaşlar zincir çekerek başlıyorum. Sıkılama zincirimi çektim. Evet her videomda söylemiş olduğum gibi arkadaşlar benim belli bir sayım ölçüm yok. Ben sadece bir parça model anlatımı yapacağım. Siz bu yapacağım modeli nerede uygulamak istiyorsanız battaniye olur, yelek olur, hırka olur Nerede kullanmak istiyorsanız ona göre ölçünüzü kendiniz belirlemeniz gerekecek. Evet arkadaşlar göz kararı bir miktar zincir çektim. Şöyle göstereyim. Evet şimdi başlıyorum. Hemen bir iki tane daha çekelim. Şöyle sayıyorum. Bir iki üç dördüncüye bakın. Dördüncüye batacağım. Tekrardan sayalım. Bir iki üç dört. Dördüncüye batarak üç defa da çekiyorum. Bir defa doluyorum. Bir yanındakine batıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Bakın bir defa doluyorum. Bir yanındakine batıyorum. Ve Önce 1 sonra 2 2 çekerek üçlü trabzan yapıyorum. Baştaki zincirimle birlikte 1 2 3 4 tane trabzanım olmuş oldu burada. Şimdi 1 2 zincir çekiyorum. Tığımın üzerine alıyorum. 1 2 3. batıyorum. Ve tekrardan üçlü trabzan yapıyoruz. Tığımın üzerine alıyorum. Bir yanındakine batıyorum. tığımın üzerine aldım. Evet 3 oldu. Bir defa daha yapalım. 4 oldu. 4 tane trabzanımı yaptım. Şimdi 1, 2 zincir çekiyorum. Tığımın üzerine alıyorum. 1, 2, 3. Batıyorum. 3 defa da çekiyorum. Tığımın üzerine aldım. Bir yanındakine tığımın üzerine aldım bir yanındakine yine dört tane yapacağız trabzanlarımızı bakın bu şekilde dört trabzanımız oldu bir iki zincir çektik hemen bir iki üçüncü batıyoruz üç defa da çekiyoruz tığımızın üzerine alıp dört tane trabzanımızı tekrarlıyoruz. Evet, ilk sıramız bu kadar arkadaşlar. Bir sıra bir tane daha da yapabiliriz. Şuraya kadar gelelim. Evet arkadaşlar bu şekilde 5 tane model koyduk. Şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi yeşil ipimize geçiş yapacağız. Yeşil ipimizi bu şekilde buraya alalım ben bağlamadım bağlamaya gerek yok şu beyaz ipinizle sıkıştırın yeterli olacak 1 2 3 4 4 tane zincirimi çektim ve çeviriyorum şimdi tığımın üzerine aldım buradaki kutucuğa batıyorum yine bir defa sarıp üç defa da çekiyoruz üçlü trabzan yapıyoruz bir iki zincir çekiyoruz tığımızın üzerine alıp aynı yere tekrardan batarak Yine 3 defa da çıkarıyoruz. Evet 1 2 zincir çekiyorum. Tığımın üzerine alıp buradaki kutucuğa batıyorum. Tekrardan 1 2 zincir çekiyorum. Buradaki kutucuğa batıp buraya bir yuva yapıyorum. Bu şekilde yuvalar yapacağız. 2 zincir çekiyoruz. Yan tarafa geçiyoruz. Burayı tekrarlayalım. Evet. Bakın 3 defa da çekiyorum. İki zincir çektim. Tekrardan başa buradaki kutucuğa geldim. İki zincir çekiyorum ve aynı yere yine batıyorum. Evet şöyle göstermek istiyorum bakın. Şimdi 1 2 zincir çektim. Tığımın üzerine alıp şöyle şu baştaki trabzanın yani zincirli olan trabzanıma batarak burayı yine 3 defa da çekip çıkarıyorum. Evet şimdi burada ipimi bırakıyorum arkadaşlar yeşil ipimi. Buradan devam edeceğiz. Şöyle katlayalım. Beyaz ipimizle devam edelim. Şuradaki ipimi keseyim. Elime dolanmasın. Evet. Şimdi bakın ipimi, beyaz ipimi yukarıya çıkarıyorum bu şekilde. 1 2 3 4 zincir çekiyorum ve çeviriyorum çevirdim. Şunları denk getiriyorum bakın kutucuklarımı üst üste bu şekilde. Ve tığımın üzerine alıp şuradaki boşluktan batıyorum. Bakın şöyle göstereyim. Şuradaki boşluktan yeşille birlikte alıyorum. Şöyle aldım yine 3 defa da çıkarıyorum. Bu bir arkadaşlar. Trabzan dolduracağız buraya. 2 3 ve 4. 4 tane trabzanımı yaptım. Şimdi 1, 2 zincir çekiyorum ve geçiyorum buraya. Bakın, beyaz ve yeşili birlikte alıyorum. Şurayla birlikte alıyorum. Bakın, şu kutucukların içine batıyorum. Şöyle çektim, 3 defada çıkardım. Evet, tığımın üzerine aldım. 4 tane tırabzan da buraya yapacağız. Evet, 3 oldu. 1 tane daha yapıyorum hemen. Ve 4 oldu. Evet arkadaşlar şimdi iki tane kutucuğumu doldurdum. Şimdi bir iki zincir çekiyorum yine. Bakın buraya geçiyorum. Şurayı göstermek istiyorum tekrardan. Bakın battığım yer hem beyaz halkanın içinden hem de bu yeşil kutucuğun içinden batırıyoruz. İki kutucuğu da alıyoruz. Ve bu şekilde üç defa da çekiyoruz. Evet şimdi buraya da dört tane yapayım. Sonra buraya da yapacağım aynı şekilde. Bitiş kısmında tekrardan geleceğim. Evet arkadaşlar son kısma geldim. Bakın bir iki zincir çekiyorum ve buradaki zincirin tepesine batarak üç defa da çekiyorum. Şimdi tığımı burada bırakıyorum. İpimi pardon ve yeşil ipime takıyorum. Şöyle ipimizi bırakalım. Beyaz ipimizi yeşille devam ediyoruz. Şöyle düzeltelim. Evet. Şimdi buraya 4 tane zincir çekelim. Şöyle 1 2 3 ve 4. 4 tane zincirimizi çektik. Şöyle düz tutalım. Tığımın üzerine alıp bakın buraya buradaki yuvaya batıyorum. 3 defa da çekiyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Aynı yere batıyorum. 3 defa da çıkarıyorum. 1 2 zincir çekiyorum geliyorum buradaki kutucuğa buraya battım 3 defa da çektim 1 2 zincir aynı yere yine yuvalarımızı hazırlıyoruz arkadaşlar beyaz trabzanlarımız için ipim yarıldı geri aldım hemen Evet bu şekilde şimdi 1 2 zincir çektik tekrardan buraya 3 defa da çıkaracağım. 1 2 3 1 2 zincir çekiyoruz. Aynı yere batıyoruz. Evet, 3. kutucuğumuzu da oluşturduk. Devam ediyorum. 1 2 zincir. Geldim bu tarafa. 1 2 zincir aynı yere. Evet dördüncü kutucuğumuzu da oluşturduk. Şimdi bir iki zincir çekip bakın buraya geleceğim. Şuraya. Tığımın üzerine aldım ve buraya batıyorum. Evet bu şekilde buraya geldim. Şimdi aynı şekilde iki tane zincir çekip buraya battım Evet arkadaşlar bakın sonuncuyu da yaptım ve bu şekilde ipimi burada bıraktım. Şimdi buradan devam ediyorum. Şöyle buraları burayı birleştireceğim önce. Bakın şuradan batıyorum yeşil kısımdan. Şöyle tekrardan göstereyim ve buradan bu köşeden batarak çekiyorum ve ipimi çıkarıyorum. Şimdi 1 2 3 4 zincir çektim. Tığımın üzerine aldım. Şöyle bir düzeltme yapalım. Evet, tığımızın üzerine aldık. Şu kutucuk ve arka kutucuktan batarak çıkarıyoruz. 3 defa da çekiyoruz. Tığımın üzerine alıp tekrardan aynı yere battım. 2 3 ve 4. Bakın 4 defa da doldurdum bunu. 1 2 zincir çektim. Yine yan tarafa geçtim. 3 defa da çekerek trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. Ve 4. Evet şimdi aynı işlemi 2 zincir çekerek devam ettiriyorum. Buraya kadar başa kadar gelelim. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde trabzanlarımızı tamamladık. Şimdi burada bakın şöyle geri alayım. Bir zincir çektim. Tığımın üzerine aldım. Ve şu köşedeki zincirin içine batıyorum. Bakın şöyle tepesine batıyorum. Çekiyorum 3 defada. Evet. Burada da ipimi bıraktım. Şimdi yeşil ipimi alıyorum. Buradan 1 2 3 4 zincir çektim. Çevirdim. Bu beyaz kısmı şöyle katlıyorum geri doğru. Tığımın üzerine alıp bakın yine şuradaki yuvalara batacağız. 3 defa da çektim. 2 zincir aynı yere Evet bakın tekrardan kutucuklarımızı oluşturuyoruz. 2 zincir. Bu defa bir yanındaki yeşile geçtim. 3 defa da çektim. 2 zincir aynı yere. Evet ikinci kutucuğumu da oluşturdum. 2 zincir bir yanındakine. 2 zincir aynı yere. 2 zincir bir yanındakine iki zincir aynı yere. Evet, bu şekilde arkadaşlar kutucuklarımızı tekrardan oluşturduk. Şimdi bir iki zincir çektim. Bakın bu bu tarafta iki zincir çektikten sonra tığımın üzerine alıp şuraya batıyorum. Şu köşeye batıyorum. Şöyle battım ve burayı da tamamladım. Tığımdan çıkarıyorum. Şöyle göstereyim açarak. Beyaz ipimi tekrardan aldım ve şuraya bakın şu yeşille birlikte çıkarıyorum. Şöyle çıkardım. Şimdi 1 2 3 4 zincir çektim. Tığımın üzerine aldım. Şöyle düzeltelim, denk gelsin üst üste ve buradaki kutucuğa batıyorum. Yine dört tane dolduralım. Üç ve dört. İki zincir, gel yan tarafa bu şekilde ve buraya da dört tane tırabzan dolduracağız. İpim yarıldı. Evet, şöyle göstereceğim şimdi arkadaşlar. Benim modelim tamamlandı. Bu şekilde ilerleyecek. Kenar kısımlarını da gösterdim. Nasıl geçiş yaptığımızı. Şöyle. Evet, bu şekilde devam ettireceğiz modelimizi. Şimdi ben kamera arkasında büyük bir parçada bu modeli denedim sizlere göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar, modelimizin bitmiş hali. Bakın bu şekilde biraz daha büyük ve daha uzatılmış hali bu şekilde oluyor. Evet, yukarıya doğru sünüyor arkadaşlar. Çok sert bir örgüde değil aslında. Bu ipinize göre de biraz değişir ama çok sert bir dokusu da olmadı. Ama böyle kalıp gibi duran güzel bir model olduğunu düşünüyorum. Arka tarafını da göstereyim. Arka tarafı da bakın bu şekilde. Burası da ön tarafı. Evet bu modeli özellikle bebek yeleklerinde kullanabilirsiniz arkadaşlar ve battaniye yapımında kullanabilirsiniz. ben çok sevdim bu modeli. Umarım sizler de beğenir ve benimle birlikte denersiniz. Evet böylece bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda tekrardan görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.